Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğun istek üzerine köy inceleme serimizin 10.'sunu çekeceğiz. Yorumlarda bir sürü köylerden bahsetmişsiniz. Onları inceleyeceğim. Biraz uzun bir video olacak. E, sonuna kadar izlerseniz sevinirim. İlk köyümüzle başlayalım. İlk köyümüzün kodunu yazalım hemen. Bu arada köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yorumlarda köyünüzün kodunu yazmanız yeterli arkadaşlar. İlk köyümüzün adı Ferit 19. 15. seviye bir klanda klanın adı Gotham e, büyük pozisyonunda belediye binası 9 ziyaret et diyelim Ferid'in köyünü. Evet Ferid'in şu an duvarları biraz düşük kalmış açıkçası e, 8. belediyeden geçmiş 9'a e, x sayını basmış diğer x sayı boşta. Ee, savunmaları biraz zayıf kalmış. Biraz köyünü erken basmışsın anladığım kadarıyla. Duvarların da biraz geride çünkü. Barbar kralının seviyesi çok iyi. Yani yeni geçmiş olmana rağmen yani savunmalarına göre Hironun seviyesi iyi. Kraliçene bakalım. Kraliçen de 8. seviyede ee, bakalım ee, onun dışında ne yapman gerekiyor şimdi. X yayını basmışsın güzel. Ee, i̇lk önce X yaylarını 3. seviyeye kadar yükselt kardeşim. Ordu kampların nerede bu arada? Ha, şurada ordu kampların. Ee, öncelikle ilk sayılarını 3. seviyeye kadar aralıksız bas. Ee, onun dışında klan kalem 5. seviyede. Klan kalenin e, seviyesi bakalım kaçıncı büyü deposu 1 alıyor. Şu an 30, 35, e, 40'ta alıyordu. Şu an klan kalenin seviyesini tam olarak unuttum ama klan kalesini basmadıysan klan kalesinde bas. E, asker sayın artar. Onun dışında öncelikle yapman gereken ilk sayılarını yükseltmek. Ee, daha sonrasında e, büyücü kulelerini yükselt ve okçu kulelerini yükselt. Bu şekilde ilerle. Hava savunmalarını da unutma. Onları da bir yandan basmaya çalış. Kaç tane inşaatçın var bakalım. Ee, burada inşaatçın bir köşede. Ee, bir tane mi inşaatçım var? İki şurada çalışıyor. E 2 tane bir tane kraliçemde X yayında şuradaki şeyde 3 tane eee inşaatçım var. E, bu yüzden sende sen de yeşil taşını biriktirip e, bir an önce diğer işçilerini almaya bak. Yan köyde de e, önceki videolarda gösterdiğim 6. inşaatçıyı nasıl alacağını anlatıyorum. Oradan da 6. inşaatçıyı alırsan Ferit biraz hızlanmış olursun. E, bu arada ejder saldırısı yapma sakın. Çok fazla iksirin gider. Ee, okçu Barbar saldırısı yap çünkü desin. Ee, senin gibi belediye binası 9 olan bir köyle Okçu Barbar'la ganimet kasma videosu çektim bir önceki videomuzda. Onu da izlersen e, nasıl ganimet kasacağını görürsün. E, o şekilde Okçu Barbar saldırısı yaparsan duvarlarını da çok hızlı bir şekilde ilerletirsin Ferit. Orduna bakalım. Evet ordunun e, şu an ordun zayıf. E, i̇lk öncelikli laboratuvarında... Öfke büyüğünü yükseltmen lazım acilen 5'e. Öfkeni yükselttikten sonra şifa büyüğünü yükselt. Şifa büyüğünü de yükselttikten sonra büyücünün seviyesi de düşük. Ee, okçunun, e, barbarın da seviyesi düşük. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Eğer ki okçu barbar kombinasyonuyla ben ganimet kasacağım diyorsan laboratuvarında öncelik vermen gereken okçu ve barbar olsun. Eğer ki ben bu şekilde ganimet kasmaktan Hoşlanmıyorum diyorsan e, ilk öncelikle yükseltmen gereken öfke ve şifa büyüsü. Bu şekilde söyleyeyim bana sorarsan bence okçu ve barbarını yükseltip öncelikle okçu barbar ganimet kas daha sonrasında... E, Öfke büyünü yükseltirim. Ben bu şekilde tavsiye veriyorum. Ee, kazanılan savaş yıldızın çok düşük Ferit. Biraz klan savaşlarına katıl kardeşim. Ee, hem ganimet açısından yararlı olur, hem de oyundan zevk alma açısından yararlı olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Varavskoy köyündeyiz. Ee, Mit klanında klan ikinci seviyede. 45 level bir köy belediye binası. E, 7 gördüğüm kadarıyla. Bakalım yine buradan. Altıymış pardon e, altın seviye belediye binası var e, şu an topu yükseltmektesin e, sen sana söyleyeceğimiz zaten pek bir şey yok kardeşim hızlı bir şekilde savunmalarını fullersin zaten e, bol bol saldırı yap e, etkinliklere dikkat et etkinlikte sana uyan asker varsa indirimde onları kullan bir an önce e, bütün savunmalarını fulle ve duvarlarını bas zaten bu seviye e, kolay bir seviye olduğu için Hızlı bir şekilde gelişirsin. E, Hangisini öncelik verdiğin önemli değil. Ama sana şu şekilde söyleyeyim. İnşaatçın boşta durmasın. Bak şuradaki inşaatçın boşta. İnşaatçın sakın e, boş kalmasın. Duvar bas bir şekilde. Aralarda duvar basarsın. Yani bu seviyelerde eğer ki duvar basmak için bir tane inşaatçı bırakıyorsan yanlış. Full savunmanı yükselt. Savunman bittiği anda da direkt ana kaleni bas. Duvarları bekleme. Bu seviyelerde vakit kaybetme boşuna. Bir an önce e, köyünü fulledikten sonra, savunmaları fulledikten sonra ana kaleni bas kardeşim. Orduna bakalım. Evet ordunda zaten fazla bir askerin olmadığı için e, sana şu şekilde bir şey söyleyebilirim. Öfke büyüğünü açman lazım. Öfke büyüğünü aç bir an önce. E, büyü fabrikanı nerede? Büyü fabrikanı yükseltmen gerekiyor bunun için. E, büyü fabrikanı göremedim şu an. Evet şurada. Büyü fabrikanı yükseltmen gerekiyor. Büyü fabrikanı yükselttikten sonra öfke büyünü de aç bir an önce kardeşim. Ee, onun dışında ordudan da e, okçu barbar öncelik olmak üzere diğer askerlerin hepsini seviye seviye arttır. Bir an önce belediye binası 7'ye geçsen de. Mert köyündeyiz. Klansız klanda. E, klan 16. seviyede. Klanda yardımcı lider pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 740. Güzel, fena değil. Belediye binası 13 bir köy. Ziyaret et diyelim. Benimle eş değer bir köy. Fakat duvarları biraz geri kalmış. Belediye binanın e, 3. yıldızını basıyorsun. Gayet güzel. Koruyucun 41. seviyede. Kaya saçarları basıyorsun. Evet burada gördüm. Şunun da seviyesini yükseltiyorsun. Gayet güzel bir köyün var. Fakat biraz duvarlarına öncelik vermen lazım. Savunman ne kadar iyi olursa olsun. Duvarların düşük kaldığında bu seviyelerde kardeşim. Klan savaşlarında her türlü üçlüyorlar. O yüzden duvarların seviyesini bak. 13. seviyeye kadar getirmen gerekiyor. En azından şu turuncu olanları beyaza yükselt. Şimdilik. O yüzden duvara şu an. Öncelik vermen gerekiyor. Yani bir tane inşaatçını ayır. Bir tane inşaatçın boşta sürekli duvar bas. Çünkü klan savaşlarında klanına biraz zararın olur. Savunman istediğin kadar yüksek olsun. E, duvarlar geride oldun mu her türlü üçleniyor. E, düzenler de çok önemli değil. Hani önemli açıkçası da yine de üçleniyor çoğu. Kraliçenin seviyesi maşallah 67 yapıyorsun. Çok güzel. Ee, yeni askeri açmak için kışlarını basmışsın. Gayet güzel ilerliyorsun. Ee, ana kaleni yükselttikten sonra e, tamamladıktan sonra ilk öncelikle yapman gereken cehennem kulelerini yükseltmek olsun. Cehennem kulelerini yükselttikten sonra x yaylarını yükseltirsin. Bu arada laboratuvarının seviyesini verdin mi? Evet laboratuvarını da yükseltmişsin. Yeni hero'yu da 5. seviyeye getirmişsin. Gayet güzel. Kraliçenin 70. seviye yaptıktan sonra da barbar krala geçmeden önce koruyucunu yükselt. Koruyucunu bence maksamaya oyna. Koruyucu gerçekten çok avantajlı. Yani hem saniyesi artıyor hem gücü artıyor. Bütün askerlere hasar yememe özelliği veriyor. O yüzden koruyucu çok önemli. Ben şu an barbar ve kraliçeyi kenara bırakıp e, koruyucuyu yükseltiyorum. Ben bu şekilde ilerliyorum. Böyle bir mantık yaptım. Böyle bir taktik uyguladım. Sana da tavsiye ederim onun dışında köyün gayet güzel dediğim gibi cehennem kulelerini ve x yaylarını bastıktan sonra duvarlarını da hızlı bir şekilde yükseltirsen savunman çok güçlü olur gayet başarılı bir köyün var orduna da bakalım evet ordun yeni çıkan asker yetiği 3. seviye yapmışsın mükemmelsin gerçekten. Ee, onun dışında ordunda şu an bence e, öncelik vermen gereken atıcı, atıcını yükselt ilk olarak, atıcını yükselttikten sonra e, ejlerini yükselt bence. E, bu arada domuz, internette gördüğüm domuz saldırıları da gerçekten şu an domuz da güçlü gözüküyor. Hani ilk önce atıcını yükselt, bunda eminim. Ama ondan sonra hani domuz saldırısı yapabilirim diyorsan domuzuna öncelik ver. E, yoksa ejlerini bas. E, bu şekilde ilerlemeyi kaydet. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Gayet güzel bir köyüm var. Başarılarının devamını dilerim. GS Arda köyündeyiz. Türkiye Team klanında e, klan 5. seviye. Klanda 5. E, büyük pozisyonunda 8. belediyeye sahip Arda. Ziyaret et diyelim. Evet Arda şimdi öncelikle yapman gerekeni söylüyorum. Barbar kralını acilen 10. seviyeye yükselt. Barbar kralını yükselttikten sonra e, savunmalarını yani bir tane işçini barbar krala ayır. Bunu 10. seviye yap. Daha sonrasında hızlı bir şekilde savunmalarını tamamladıktan sonra savunmalarının bak şeyi önemli değil. Büyücü kulesidir, barbar e, şey okçu kulesidir, toptur, havandır. Sırası önemli değil. Sadece savunmaları bas şu an. E, onun dışında bir tane e, inşaatçını da duvara ayır. E, duvarları da hızlı bir şekilde geliştirmen önemli. Klan oyunları var bak klan oyunlarından da güzel ganimetler geliyor. E, savunmanı bastıktan sonra bu süre zarfında duvarlarında basabildiğin kadar bas. Duvarlarını tamamlamasan da e savunman bittikten sonra barbarın 10. seviye olduktan sonra köyünü 9. seviyeye geçir. E, şu an için e, ligin çok düşükte. E gümüş 1 bence düşük. E, altın 3'e yüksel. Altın 3'te daha iyi ganimet bulursun. Onun dışında ejder ve balon saldırısı yapma. Duvar basamazsın bu şekilde. Pardon duvar diyorum. Ya yani En azından laboratuvarını yükseltemezsin. Bu seviyede duvar basılıyor mu bilmiyorum. Ama bu orduyla saldırı yapman yanlış. Klan savaşı için bastıysan bir şey diyemem. Genellikle ganimetini... Okçu Barbar kombinasyonuyla dışarıdan ölü köyleri alıp çıkmaya bak. Bu şekilde daha iyi ilerlersin. Ee, sana bu köyde söylemem gereken bunlar. Ee, orduna bakalım. Ordunda zaten e, eksik olduğunu düşünmüyordum. E, fakat şuradaki öfke büyüğünü gördüm. Acilen öfke büyüğünü yükseltmen gerekiyor. Öfke büyüğünü maksimum yapman gerekiyor 8. belediyeye göre. Daha sonrasında da şifa büyüğünü yükselt. Önceliğini bu ikisine ver. Daha sonra şifacını yükselt. Meleği yani yükselt. Bunları yaparak ilerle kardeşim. Bunun dışında klan savaşlarına katıl. Klan savaşlarından da gayet güzel ganimet geliyor. Oradan gelen altınla da duvar basarsın. Bu şekilde yapman mantıklı olur Arda. Ee, söyleyeceklerim bu kadar Onun dışında e, pek bir şey yok zaten Goblin köyleri var Goblin köylerine saldırı yapıp oradan da ganimet alabilirsin ee, Birazcık duvarların geride kalmış Duvarlarını biraz hızlandır Muhammed Fazıl köyündeyiz Yenilmezler 21 klanında Klan 10. seviye Yardımcı lider konumunda ee, Belediye binası 11 Kazanılan savaş yıldızın çok çok güzel e, Kardeşim Muhammed e, Savaşlara devam hem ganimet açısından hem de şunu bine tamamladığında yeşil taşını alacaksın. Tebrik ederim. Uzun zaman sonra klan savaş yıldızı yüksek bir köy daha gördüm. E, onun dışında e, belediye binası 11'e yeni geçmişsin galiba. E, öncelik vermen gereken çünkü şuradan anladım. X yayın daha yeni. Büyücü kulem var burada bak yeni. Burada topum var o da yeni. E, buradan anladım tahmin yürüttüm açıkçası. Ee, sana da şöyle bir şey söyleyeyim. Taktik avcı uçağını almışsın çok güzel. Taktik avcı uçağından sonra e, şu an ikinci seviyeye yükseltiliyor. Daha sonrasında e, taktik avcı uçağını maksadıktan sonra cehennem kulelerine yükleniyorsun. Cehennem kuleleri de bittikten sonra yeni gelen X yayını ve diğer X yaylarını maksılıyorsun. Bak iki tane inşaatçığını ayırıyorsun. İki tane inşaatçınla cehennem kulelerini ve iksiyerlerini yükseltiyorsun. Cehennem kuleleri ve iksiyerlerini yükseltirken diğer iki tane işçinle de şu yeni gelenleri hızlı bir şekilde yükseltip diğerlerinin seviyesine getir. Bu şekilde ilerle. Bir tane inşaatçın kaldı geriye. Onu da hirolarına ayır. Koruyucunu aldın mı? Koruyucun 3. seviye. Koruyucunu acilen 5. seviyeye yükselt. 5 olduktan sonra 10. seviyeye yükselt. E, şu an kraliçeni 41 yapıyorsun. Çok güzel. Barbarın da 30. Barbar biraz düşük kalmış. Ama onun dışında şu an kraliçen 41 olduktan sonra inşaatçını sadece koruyucuya ayır. Koruyucunu acilen 10. seviye yaptıktan sonra ee, barbarına yüklen. Barbarının çünkü seviyesi düşük. Barbar kral gerçekten iyi tanklıyor. Bu yüzden ee, kraliçeyi bırak. Barbarını ee, koruyucu 10. seviye olduktan sonra barbarı Kraliçenin seviyesine getirmeye bak. Onun dışında köyün gayet güzel. Yeni gelen duvarlarında burada. Onları da yükseltmişsin. Bir yandan ara sıra ganimetin oldukça e, savunma basmadan önce bunları da Turuncu'ya getirirsen güzel olur. E, onun dışında çok güzel bir köyün var. E, 10. Belediye'de duvarlarını makslayıp geçmişsin. Savunmanı da makslamışsın. Tebrik ederim. E, savaş olarak da şu an bence e, duvarını inşaat şey pardon duvarını iksirle basabildiğini de göz önüne alırsak bu ligde ejder balon saldırısı yapma. Ee, burada okçu barbar saldırısı yap. Eğer ki ejder balon saldırısı yapacaksan da kupanı yükseltmen gerekiyor Muhammed Fazıl. Orduna bakalım. Ordundaki eksikleri söyleyelim. Şu an e, acilen kışlanı yükselt ve elektro ejderini açıp elektro ejderinin laboratuvarın yükseliyor onu da gördüm. Laboratuvarın yükseldikten sonra e, ikinci seviyeye bas. Önce bu olsun. Daha sonra elektro bittikten sonra atıcını üçüncü seviyeye yükselt. Bu şekilde bu ikisine öncelik ver. Zaten bunları yükseltmen yaklaşık e, bir aya yakın. E, onun dışında e, zehir büyüğüne seviye verebilirsin. Zehir büyüsü de önemli o da kullanılıyor. E, bu şekilde ilerle. Meleğini de bak 5. seviye yap. E, önceliğin elektriği olsun. Daha sonra atıcı olsun. Daha sonra melek olsun. E, bu üçünü yükselttikten sonra zaten geriye kalanlar biraz daha acelesi olmayan askerler. E, bu şekilde ilerlersen senin için daha mantıklı olur kardeşim. E, söyleyeceklerim bu kadar ama köyünü gerçekten beğendim. Güzel bir köyüm var. Tebrik ederim. Game of Köy'ündeyiz. Elbet bir gün klanında. Klan 3. seviye. E, belediye binası 7. Evet bakalım belediye binası 7 doğru. E, şu an inşaatçın büyücü kulesini yükseltmekte. Barbar kralın 4. Barbar kralını biraz yüklenmen gerekiyor. Fakat barbar kralını yükseltebilmek için domuz saldırısı yapmaman gerekiyor. Çünkü domuz saldırısında e, kara iksirin gidiyor. E, barbar kralını yükseltmen için iksir olan bir e, ordu düzeni lazım O orduyla saldırı yap e, Söyleyeceklerim sana şu şekilde Game of e, savunmanı Bitirdikten sonra duvarlarını Zaten gayet güzel e, Bir an önce e, Bekleme yapmadan 8. belediyeye Geçmen gerekiyor bak inşaatçın boş inşaatçın şuradaki de boş Yani bu seviyelerde inşaatçının Boş kalması senin zararına Öyle söyleyeyim. O yüzden bir an önce 8. belediyeye geçmen gerekiyor. Burada fazla vakit kaybetme. 8. belediyeye geçtikten sonra zaten orada eksiklerini giderirsin. Orduna bakalım. Ordundaki eksikleri söyleyelim. Ordunda e eksiğin yok. Şifa büyüğünü yükseltmen gerekiyor. E onun dışında öfke büyüsü basılıyorsa öfke büyüğünü yükselt. Ee, barbarını yükselt. Barbarın da dördüncü seviye olsun. Ganimet kasarken de okçu barbar kombinasyonunu kullanman senin için avantaj. E, ee, büyü basmana bile gerek yok. Sadece okçu barbarla ganimeti alıp çıkabilirsin. Kazanılan savaş yıldızın 15. O da düşük. Biraz savaşlara katıl. Oradan da güzel ganimet gelir. İşine yarar kardeşim. Söyleyeceklerim bu kadar sana. Fatih Baba Köyü'ndeyiz. Aşkı Zalim Klanı'nda. Klan 8. seviyede. Üye durumunda şu an Fatih. 9. belediye binaya sahip. Köyüne bakalım. Köyün güzel. Duvarların biraz geride kalmış savunmana göre. Çünkü savunman neredeyse fullenmiş. Eksik pek bir şey göremedim. İnşaatçıların boşta. Şu an köye de giriş yapmamışsın birkaç gündür Anladığım kadarıyla. Çünkü bak burada ganimetlerin hepsi dışarıda. Şu an köyün ölü köy pozisyonunda. Yani birisi saldırı yapsa. Okçu barbarla dışarıdaki ganimetini çok rahat bir şekilde alır. Ee, Barbar kralının seviyesi 16, kraliçenin seviyesi 17. Bunlar biraz geride kalmış. Duvarın da geride kalmış. Şu an eğer ki e, duvar ve hironu basmak için bekliyorsan yanlış yapıyorsun Fatih Baba. Bir an önce köyünü 10. belediyeye yükseltmen gerekiyor. E, 10. belediye yükselttikten sonra e, orada... Duvarında basarsın, hironu da basarsın. 10. belediyede sana çok zararı olmaz bu hiroların ve duvarların. 10. seviyeye geçtiğinde de yapacağın ilk iş laboratuvarını yükseltmek. Laboratuvarını yükselttikten sonra e, ikinci basman gereken şey ordu kampların. Askerinin sayısı artacak. Bunları yaptıktan sonra e, yeni gelen iki tane cehennem kulesini al. Ve X yayını al. Diğer yeni gelen savunmaları da al. Bu yeni savunmaların hepsini aldıktan sonra ilk olarak cehennem kulelerini maxla. Daha sonra ayalarını maxla. Daha sonrasında klan kaleni bas. Bak şuradaki klan kaleni bas. Asker sayın artsın. Daha sonra diğer aldığın toptur, havandır, okçudur bunların seviyesinde diğerlerinin seviyesine getir. Bu işlemleri yaptıktan sonra zaten aralarda bir tane inşaat, bir tane inşaatçınla, iki tane inşaatçınla hem kraliçeni bas hem barbarını bas. Bunları da en az 30 30 seviyeye getirmen gerekiyor. Bu şekilde ilerleyeceğin yolu sana söylüyorum Fatih Baba. Köyüne gir Oyuna devam et. Oyunu bırakma. Orduna bakalım hemen. Ee, kazanılan savaş yıldızın 276'da kalmış. Biraz düşük açıkçası. Onu yükseltmen gerekiyor. Onun dışında ordunda öfke ve şifan gayet güzel. Buz büyüğünü yükselt. Buz büyünü yükselttikten sonra cadıyı ve tazıyı yükselt kardeşim. Ee, bunlara da önem ver bu şekilde. Ee, onun dışında 10. belediyeye geçtiğinde laboratuvarını yükselttiğinde e, ilk açacağın askerin Atıcı olsun. Kışla da atıcıyı açtıktan sonra atıcıyı aç. E, atıcının da seviyesini yükselt. ikinci seviyeyi yükselt. E, bu şekilde ilerle söyleyeceklerim sana bu kadar Fatih Baba. Bir diğer köyümüz olan Azerreis köyündeyiz. Yenilmezler klanında klan 5. seviye. E, üye durumunda şu an Azerreis. Kazanılan savaş yıldızı 181. Bu biraz düşük kalmış. Klan savaşlarına katılmaya önem ver. Köyünüzü ziyaret edelim. Belediye binası 9'a göre şu an savunman gayet senin de güzel. Senin de biraz duvar problemin var. Şuradaki okçu kulesini ve diğer şuradaki topunu yükselt bir an önce. Bunları göz ardı etme. Onun dışında hiroların biraz düşük kalmış. Şuradaki pembe duvarlarını da bir an önce 8. seviyeye getir. Onun dışında söyleyeceğim e, hiroların evet biraz düşük kalmış. Ordu kampını yükseltiyorsun şu an. Ordu kampını yükseltmek için biraz geç kalmışsın açıkçası. Bütün ordu kamplarını yükselt. Bunu görmemiştim. E, acilen şu an savunmanı bırak. Direkt ordu kamplarının hepsini yükselt Azereis. İlk yapman gereken bu olsun. Bak 4 tane ordu şeyi var kampı var. Bir tanesini basmışsın. Diğer 3 tanesini de bas. Onun dışında sana şu an hemen geç diyemiyorum. Çünkü hiroların biraz düşük kalmış. Ee, barbar kralında okçu kraliçeni de en azından e, 15-16. seviyelere getir. Kraliçen hele onda olmasın. Kraliçeni acilen 17. seviyeye falan getir. Daha sonrasında barbar kralını 17'lere getir. Ee, Hero'larının seviyesi bu seviyelerde olduğunda söylediğim seviyelerde olduğunda belediye binasını 10. seviyeye basabilirsin. Zaten e, eksik kalan savunmalarını da basarsın. E, bir tane inşaatçınla hirolarını yükseltsen diğer kalanlarla da hem ordu kampını hem de e, savunmalarını basarsın. Ara sıra kazandığın ganimetle de duvarlarını yükseltirsin. Bu şekilde ilerlemen önemli. Bunların hepsini yaptıktan sonra da belediye binasını 10. seviyeye basabilirsin. Orduna göz atalım. Evet ordunda şu an tazıyı açmamışsın. Tazıyı aç bir an önce. E, kışlanı yükselt. Onun dışında öfke büyüsünün seviyesi güzel. Şifa büyünü de 6. seviyeye yükselt. Şifa büyüsünü 6. seviye ilk olarak yapman gereken şifayı 6. seviye yapmak. E, onun dışında kışlandan zaten tazıyı açıyorsun. Buradan seviye vereceğin cadı olsun. Cadıyı çünkü klan savaşlarında kullanırsın. Cadıyı da yükselttikten sonra buzu veya zehiri yükselt. Bunların ikisinde klan savaşlarında kullanırsın. Bunlar da önemli asker şey büyüler. E, bu şekilde ilerlemeye devam et. İnşaatçıların boşta kalmasın sakın. Hızlı bir şekilde ilerle. Bir an önce her şeyini tamamlayıp belediye binası 10. seviye geç de. Son köyümüze geldi sıra. C Cross köyündeyiz. Rek en Türk klanında. Klan 13. seviyede. Yardımcı lider pozisyonunda kardeşimiz. E, belediye binası ona sahip. Kazanılan savaş yıldızın senin de düşük kalmış C cross. Bunu biraz yükseltmen gerekiyor. Köyünü ziyaret et diyelim. Evet duvarların mükemmel durumda şu an. Savunma olarak da eksiğin yok senin de. Evet direkt gözüme çarptı. Şu an yükseltmen gereken ufak tefek kaldıysa da e, görmedim. Belki tuzakların falan vardır. Tuzakların gözükmüyor. Onun dışında hiroların seviyesi gayet güzel. Fakat köyünü fullediğin için inşaatçıların boşta şu an. Laboratuvarın boşta. E, hironu yükseltmek için bekleme şu an. Şu an evet e, balon saldırısı yapıyorsun. Kaç tane balon var? 48 tane balon basmışsın. Bunun yanına kesin olarak öfke büyüsü de koydun. Kara eksir kasıp hirolarını basacaksın ama benim sana tavsiyem hirolarını 40 40 yapmak için bekleme. Bak inşaatçıların boşta olduğu için zaman kaybediyorsun. Acilen belediye binası 11'e bas köyünü. Belediye binası 11'e bastıktan sonra ilk olarak laboratuvarını yükselt bir tane inşaatçınla. Diğer inşaatçınla e, taktik avcı uçağını al ve koruyucuyu al koruyucuyu hemen 10. seviyeye kadar yükselt. Bir tane inşaatçın ayır abi koruyucuya bunu yükselt. Sadece bir inşaatçın ona yeterli. Onun dışında ordu kamplarını yükselt. Daha sonrasında yeni gelen savunmaları alırsın. Yeni gelen savunmaları aldıktan sonra ilk olarak cehennem kulelerini yükselt ve x aylarını yükselt. Daha sonrasında da yeni gelen savunmaları bunların seviyesine getirirsin. Arada söylemeyi unuttum bir de klan kalesi var. Klan kalesinde yükseltirsin. Şu an bak gördün evet bir tane e, büyü alabiliyorsun. 11. belediyeye geçtiğinde bu büyü büyüyecek. 2 büyü al alabileceksin. Bu senin hem klan savaşlarında hem de ganimet kasarken işine yarayacak. O yüzden e, önerilerimi dinle dinlersen senin için güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir köyün var. Şu an sadece vakit kaybediyorsun. Belediye binanı o yüzden 11'e basmanı tavsiye ederim. Orduna bakalım. Ordunda eksik dedik bir şey var mı? Evet belediye binası ona göre köyünü fullemişsin. Tebrik ederim gerçekten. Askerlerin ve büyülerin gayet maksimum şekilde eksik bir şey göremiyorum açıkçası. Eksik olarak sadece duvar kırıcını gördüm. O da çok mühim bir şey değil. E, dediğim gibi 11. köye e, bas köyünü. Çünkü vakit kaybediyorsun ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Son köyümüzü de inceledik. Ee, köy inceleme serimizin şu an bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza kanalı tavsiye ederseniz abone olmalarını rica ederseniz ayrıca mutlu olurum. Yoğun üstek üzerine bu hafta içi de köy inceleme videosu koydum. Ee, incelemiş olduğum köyleri e, yorumlarda tekrar e hemen yazmanıza gerek yok. Biraz aradan 2 hafta 3 hafta vakit geçsin. Daha sonra yazın. E çünkü fazla bir değişiklik olmadan aynı köyleri incelemek istemiyorum. E bunu da belirteyim. E tekrardan söylüyorum. Köyünüzün de incelenmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ama dediğim gibi aynı köyleri sürekli sürekli yorumlarda yazmayın lütfen. E i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.